Başkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la buluşacağımız büyük İzmir mitingimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız için İzmir her zaman çok kıymetli oldu. Toplantılarında, programlarında İzmir'i hep ön plana koyduğuna birçok kere şahit oldum. Hükümetimizin yatırımlarını ve şehrimizin sorunlarını hep en yakından takip etti. Bugün de biz İzmirliler olarak kendisini çok güçlü bir şekilde, çok coşkulu bir şekilde karşılıyoruz. Çünkü İzmir demokrattır. İzmir, Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi mücadelesi tam yanındadır. İzmir Kuvayi Milliye'dir. Terörle mücadelenin simgesi Cumhur İttifakı'nın yanındadır. İzmir Adnan Menderes'in şehridir. Her türlü vesayetçilerin, darbecilerin dimdik karşısındadır. İzmir Fethi Sekin'i şehit edenlerin tam karşısındadır. Milli mücadele döneminde işgalci güçlerin İzmir'e ilk ayak bastığı 15 Mayıs 1919'da Hasan Tahsin burada ilk kurşunu sıktı. O gün Hasan Tahsin'e doğrultulan silahlar bugün ülkemize bir kez daha yöneliyor. Ama unutuyorlar ki bizde Hasan Tahsinler bitmez, Fethi Sekinler bitmez. Onlar İzmir'e, güzel şehrimize şaibeli soru işaretleri olan adayları uygun görebilirler. Onlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk askerine hakaret edenleri İzmir'e yakıştırmış olabilirler. Buradan Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhuriyet AK Partisi'ne gönül vermiş hemşehrilerimize sesleniyorum. Burası kuruluşun ve kurtuluşun kenti, istiklalimizin şehri. Ne olur bunlar yüzünden atacağınız oyla PKK'ya güler yüz göstermiş olmayın. HDP PKK'nın partisi doğrudan Kandil yönetiyor. Bunu bu ülkede bilmeyen var mı? Kılıçdaroğlu şu anda HDP ile ittifak içinde. Bunu da bilmeyen yok. Zaten her ortamda, her hafta açık ara deklar ediyorlar. Biz kimsenin tercihine karışmayız, sorgulamayız. Ama tabloyu da açık açık herkese göstermek zorundayız. Değerli hemşehrilerim, Kılıçdaroğlu'na verilen oy kime gidiyor? Gençlerimize soruyorum. Oyunuzda şehit ailesini mi sevindirmek istersiniz, yoksa alçak terör örgütünü mü? İşte biz İzmir'de bunun hesabını 14 Mayıs'ta soracağız ve bunun cevabını vereceğiz. Adnan Menderes, merhum başvekilimizin Demokrat Partisi, Türkiye için 14 Mayıs 1950'de nasıl müreffeh bir gelecek hayal ediyorsa, bugün Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs 2023 hayali de aynı şekildedir. Bugün İzmir'den milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Beni 30 yaşında bu kutlu şehrin sancaktarlığına uygun gören liderimize ve siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim gençliğimiz bu meydanda, bu kordonda geçti. 17 yaşımdan itibaren partimize ve şehrimize hizmet etmeye çalıştım. Bu mitinglerimizin pek çoğunun da organize edilmesinde gayret gösterdik, emek verdik. 14 Mayıs'ta İzmirliler olarak yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan seçeceğiz. Ve AK Parti'mizi çok güçlü